Bitki sevenlerim, Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldiniz. Yine karşınızda bakımı çok kolay bir kaktüsleyim. Bu güzel kaktüsümüzün en bilindik adı Perili Şato ya da radyasyon emici olarak geçiyor. Bilimsel adımız ise Agento Gerus Tetraganus. Biraz şey gibi oldu değil mi? Harry Potter'daki sihirli cümleler gibi hani sihirli cümleleri söyleyip yok ediyor ya, biz de bir deneyelim aslında oluyor mu? Agente Gerus Tetragan. Ah, yok oldu. Evet. Şimdi yeniden yerine getirelim. Agente Gerus Tetraganus. Aa, evet, yerine geldi. Böyle de bir esprimizi yaptık ve devam edelim. Evet sevgili bitki severim, şöyle güzelce inceleyelim. Bakın ne kadar güzel bir bitki, ne kadar şahane bir bitki. O kadar güzel sıralanmış ki hepsi. Bakın şuradaki büyüğünü görüyorsunuz. Büyüğünde de raf 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 çıkmış. Ya da bir apartmanın katları gibi çıkmış. Görüntüsü çok güzel. Şahane bir bitki. Boyunun uzunluğu da bayağı alıyormuş. Ben duyduğumda şok oldum o kadar uzamasına. 10-12 santime kadar da uzayan bir bitki. Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi sana güzelce bu bitkiye nasıl bakacağız? Kolay, dediğim gibi çok 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 kolay bir bitki. Rahatlıkla bakacağımız, evinizde güzel bir görüntü sağlayacak, size pozitif enerjisini verecek bir bitki. Şimdi bunun özelliklerine gelirsek, bu bitkimiz ne istiyor? Sevgili Agento Gerus Tetraganus. Bunun çok basit. Şimdi ilk önce güzel, delikli, bol delikli bir saksı elde ediyoruz. Sonra toprağına kum ilave ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki kaktüslerimiz çölde yaşayan bitkiler. Ona bu ortamı sağlayabilmek için toprağımızı geçirgen hale getiriyoruz. Geçirgen bir toprak yaptık mı bu bitkilerimizi güzelce içine yerleştiriyoruz. Ha, çöl kumunu bulamayız belki ama dere kumunu bulabiliriz. Mutlaka ki bulunduğumuz yerlerde mutlaka ve mutlaka vardır. Bunun içerisine karıştırabilirsen dere kumunu bulamadı. Lav taşları her yerde satılıyor. Bütün botanikçilerde bulabiliriz. Seralarda bulabiliriz. Marketlerde. Lav taşı, ponza taşı, lav tozu gibi ürünleri de içerisinde kataraktan toprağımızı geçirgen bir toprak haline getiririz. Şimdi bu toprağımızı güzelce geçirgen bir hale getirdik. Bitkimizi içerisine yerleştiriyoruz. Sonra bu güzel kaktüsümüz ne istiyor? Sulamasının nasıl olması gerekiyor? Konumu nasıl olması gerekiyor? Biliyorsunuz hemen çöl aklımıza geliyor ve sıcak olduğunu biliyoruz. Bu güneşi seviyor anlamına geliyor. Güneşe bayılan bir bitki. Güneşte bırakabilirsiniz. Rengi, tonu ona göre değişiyor. Biraz üşüyüp, biraz güneşlendiği zaman, yani kış günü üşüyüp yazında güneşlendi mi renk tonlarının bile değiştiğini göreceğiz. Şöyle tekrar yeniden bakalım. Bakın çok güzel değil mi? Ben bayılıyorum bu kaktüslere, sukulentlere. Onları da es geçmeden hemen söyleyeyim dedim. Evet, evet sevgili bitki severim, bunun konumunu da güzelce balkonumuzda ya da bahçemizde ya da salonumuzda, ofisimizde, güneşli bir ortamda bırakırsak çok çok daha güzel hale gelecektir.
Bu güzel bitkimizin sulamasında da toprağın, bakın görüyorsunuz, oldukça kuru. Böyle bu şekilde toprağının çatlamasını, iyice çatlamasını, etrafının, bakın bunu da biraz daha rahat gösterebilirim. Bakın etrafındaki yarıkları bayağı bir açılmış. Ama bunun daha 1-2 günlük daha beklemesi gerekiyor. O yüzden de kuruduğundan emin olduktan sonra toprağın çatlamasına da dikkat ediyoruz. Sonra suyunu güzelce akıtaraktan da dış kabından, saksısından çıkıncaya kadar da suyunu da dökelim. Sonra bu işlemi tekrar yapabilmemiz için tekrar toprağının kurumasını bekleyelim. Bunu artık bu şekilde yaptığımız sürece bitkimizi de tanımak için hem zamanımız oluyor, hem de bitkilerimizi bu şekilde daha iyi tanıyoruz. Güneş konumunu, yer ayarını ona göre de yapıyoruz. Yani ona rahat ettirebilmek için elimizden geleni biz de yapıyoruz. O da bize pozitif enerjisini, şöyle toprağa dokuna 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 pozitif enerjisini bizlere veriyor. Böyle güzel, güzel kaktüslerimiz oluyor. Evet sevgili bitki severlerim, güzel baktıktan sonra bu bitkilerimize, pozitif enerjimizi aldıktan sonra, etrafımıza da pozitif enerjimizi yaydıktan sonra artık bu kaktüslerimizi büyümeye bırakıyoruz. Sevgili bitki severlerim, sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor Çiçeğim'de kalın, sağlıklı ve huzurlu kalın. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.